Firmalarda iş akışlarını incelediğimizde 3 ana başlıkla karşılaşıyoruz. Bunlar pazarlama, tasarım ve mühendislik ve üretim aşamaları. Autodesk'in Product Design and Manufacturing Collection paketi bu 3 alanda da ihtiyacınızı görecek programları tek bir paket üzerinde size sağlıyor. Bu programlar neler? Bunlar gördüğünüz gibi Navisworks, 3ds Max, Fusion 360, AutoCAD, Inventor gibi üretim sektörü için özelleştirilmiş programlar. Bu programlarla görselleştirme, generative design, konsept tasarım, mekanik tasarım, analiz, tolerans analizi, kalıp tasarımı gibi birçok farklı uygulamaları gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında veri yönetimi için de Vault yazılımını içeriyor. Bugün bu yazılımlardan Fusion 360 programını inceleyeceğiz. Şimdi Fusion 360'ın bize sunduğu seçenekler oldukça fazla. Fusion 360 ile free-form modelleme yapabiliyoruz. Yani kullanıcı burada bir model oluşturuyor kendine. Daha sonra bu modelin sağından solundan çekiştirme yöntemiyle free-form yani serbest tasarım yapabiliyor. Bunun yanında alışmış olduğunuz katı modelleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sheet metal tasarımlarını yapabiliyorsunuz. Yüzey modelleyebiliyorsunuz. Parametrik çalışabiliyorsunuz. Tasarlamış olduğunuz malzemelerin fiziksel dayanıklılıklarını ölçmek için simülasyon analizler yapabiliyoruz. Veri dönüştürme işlemleri için oldukça basit, kullanışlı bir yazılım. Montaj işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Render alabiliyoruz. CAM operasyonları, 3D printer için özelleştirilmiş STL ve object dosyalarını manipüle etme seçenekleri sayesinde 3D printer tarafında da çözüm oluyor Fusion 360. Bunun yanında İki çok özel, çok önemli teknolojiyle birlikte geliyor. Bunlardan birincisi topoloji optimizasyonu, bir diğeri generative design. İki teknoloji birbirine karıştırılan alanlar. Şu şekilde açıklayabilirim. Topoloji optimizasyonunda tasarımı siz yapıyorsunuz. Ve tasarladığınız bu bileşenin karşılaması gereken bazı fiziksel özellikler var. Bu işte şu kadar yüke dayanır ama tasarımı siz yaptınız. Tasarımı yaptıktan sonra şu kadar yüke dayansın ama daha hafif olsun istiyorsanız topoloji optimizasyonuyla beraber malzemeyi aynı yüke dayanacak şekilde daha hafif versiyonlarını tasarlamanız mümkün. Generative Design'da ise siz üretim yöntemini seçiyorsunuz. Ben bu malzemeyi şu şekilde üretebilirim diyorsunuz. Daha sonra sınır değerlerine giriyorsunuz. Yine malzeme şu yüke dayanabilsin, şu sıcaklığa dayanabilsin vesaire. Bu değerleri girdikten sonra tasarımın yapay zeka yapıyor. Siz tasarım alanında hiçbir uygulama yapmıyorsunuz. Burada generative design bize yüzlerce, binlerce seçtiğimiz değerler doğrultusunda tasarım örnekleriyle geliyor ve Fusion 360 içerisindeki süzme yöntemleri sayesinde siz istediğiniz tasarımları istediğiniz değerlerde süzerek bu yüzlerce, binlerce tasarım arasındaki tasarım sayılarını 4'e, 5'e indiriyorsunuz ve arasından en optimum çözümü seçiyorsunuz. Bu da maliyet ve dayanıklılık arasındaki dengeyi sağlamış oluyor bize. Hemen Generative Design tarafında örneklerle açıklamak istiyorum. Burada gerçek dünyadaki üretim kısıtlamalarına ve ürün performans gereksinimlerine bağlı olarak malzemeyi yapay zeka ile tasarlattığımızdan bahsetmiştim. Burada Generative Design şu an üretim sektöründe kullanılan bir teknoloji. General Motors'un yaptığı bir çalışma var bununla ilgili. Normalde 8 parçadan oluşan bir koltuk braketi Generative Design ile yeniden tasarlanılıyor. Ve bu tasarım sonucunda sadece tek parçadan oluşan bir mekanik parça elde ediliyor ve bu parça önceki çalışmaya göre %80 daha hafif, %20 daha güçlü. Oldukça önemli değerler ve burada tasarımı tamamen yapay zekanın yapıyor olması, kullanıcının sadece var olan seçenekler üzerinden ilerlemesi işleri oldukça hızlandırıyor. Bununla ilgili bir video göstermek istiyorum. Bu videoda ekrandaki motosikletin gövde ve arka tekerlek arasındaki bağlantı parçası Generative Design ile tasarlanılacak. Bu işlem için ilk olarak bağlantı noktaları sabit kalacak diye programa söylememiz gerekiyor. Buradaki tasarım Generative Design ile yapılmayacak. Bunlar zaten belli olan bağlantı noktaları.
Daha sonra tasarımın temas etmeyeceği noktalar seçiliyor ve bu bağlantı noktalarına etki edecek yükler giriliyor. Üretim metotları da seçildikten sonra tek yapmanız gereken Generate butonuna basmak ve Fusion 360 size yüzlerce, binlerce tasarımı anında önünüze seriyor. Ve sizin yapmanız gereken şey Filters kısmından, işte ben en güçlüsünü istiyorum, en hafifini istiyorum veya dengeli bir çalışma istiyorum diye bu malzemeleri süzerek uygun olanı, optimum malzemeyi seçmek. Oldukça önemli bir teknoloji. Yeni geliştirilen ve yeni kullanılmaya başlayan bir teknoloji. Ve piyasada oldukça yani çığır açacağını düşündüğüm bir teknoloji açıkçası. Evet, Fusion 360 tarafında benim söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi eğitim tarafına geçebiliriz. Soru var mı diye bir dönüş yapıyorum. Murat Bey, Fusion 360 eğitim videolarını nereden bulabiliriz diye sormuşsunuz. Bizimle iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız ben yardımcı olurum. Inventor'dan farkı, Fusion 360 bulut üzerinde çalışan bir yazılım. Inventor biliyorsunuz server üzerinde veya kişisel bilgisayarınız üzerinde parçaları depoluyor. Fusion 360 parçaları bulut üzerinde depoluyor. Bunun artısı şu, Fusion 360'ı nereden kullanırsanız kullanın, kütüphanenize her zaman erişebiliyorsunuz. Bunun yanında render seçeneklerini bulut üzerinden yapıyor. Makinenizin güçlü biliyorsunuz render almak özellikle bazı durumlarda oldukça güçlü bilgisayarlara, iş istasyonlarına ihtiyaç duyulan bir konu. Ama bulut üzerinden render alma seçeneği sayesinde doğrudan Autodesk'in server çiftlikleri üzerinden bu renderları aldırabiliyorsunuz. Başka soru yoksa ben eğitim tarafına geçmek istiyorum. Tamamdır. Şu anda programı net bir şekilde görebiliyor olmanız lazım. Herhangi bir problem var mı? Tamamdır Barış Bey, teşekkür ederim. Fusion 360'ı çalıştırdığınızda ekrandaki gibi bir arayüzle karşılaşacaksınız. Burada Inventor'dan ve diğer tasarım programlarından farkı, sektörler hangi disiplinde çalışacaksanız bunları sol taraftaki menü üzerinden seçmeniz gerekiyor. Örneğin iki boyutlu tasarımlar yapacaksanız, iki boyutlu tasarımları üç boyutlu modeller haline getirecekseniz veya bu üç boyutlu modeller üzerinden montaj çalışmaları yapacaksanız dizayn alanında çalışmanız gerekiyor. Generative Design alanında çalışacaksanız, bu konuyla ilgili örnekler yapacaksanız Generative Design alanına geçiş yapıyorum ve burada geçiş yapmamla beraber üst taraftaki şerit menü üzerindeki komutların da buradaki disipline göre güncellendiğini görüyorum. Aynı şekilde render, animasyon, analiz, üretim, teknik resim uygulamaları içinde buradaki arayüzü değiştirmem mümkün. Burada şöyle bir güzellik var. Yaptığınız tasarımın en başlangıçta tek bir çizgiden son bir teknik resmin detaylarına kadar hepsini tek bir arayüz üzerinden, tek bir program üzerinden yapıyorsunuz. Ben burada iki boyutlu eskizleri de buradan yapıyorum. Üç boyutlu hale de buradan getiriyorum. Montaj işlemlerini de buradan yapıyorum. Render, animasyon, analiz hepsi için tek program yeterli. Son olarak teknik resim dokümanlarını da Fusion 360 üzerinden alabiliyorum. Bu çalışmada design kısmıyla başlayacağız. Şimdi iki boyutlu eskizler oluşturabilmem için sketch'lere ihtiyacım var. İlk olarak bir sketch oluşturmak için create sketch komutunu çalıştırıyorum. Bu arada sol alt tarafta model ağacım kısmı var. Buradan oluşturmuş olduğum sketch'leri, oluşturduğum elemanları takip edebiliyorum. Aynı zamanda düzlem ve eksen seçimlerini de yine buradaki model ağacı kısmından yapabiliyorum. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Ben bir elemana bir komut uyguladığımda o komutları da alt taraftaki bu alandan takip edebiliyorum. Bu komutları geri alabiliyorum. En baştan sona doğru bir gelişim aşamalarını adım adım takip edebiliyorum. Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi Create Sketch butonunu tıklayarak bir sketch oluşturuyorum. Burada bu butona tıkladığınızda sizden bir düzlem seçmenizi istiyor. Hangi düzlemde çalışmak istiyorsunuz?
Sol tarafta ViewCube ismini verdiğim görüntüleme aracını görüyorum. Burada görünümler arasında geçişler yapmam mümkün. Ana görünüşe almam mümkün. Hemen ViewCube'un arkasında XYZ koordinat çubuğunu görüyorum. Buradan da koordinatları takip etmem mümkün. Komutu çalıştırmıştım. Çalışmak istediğiniz düzlemi seçmeniz gerekiyor. Ben şu anda XZ düzlemini seçtim. Düzlemi seçmemle beraber üst taraftaki şerit menüdeki komutların değiştiğini göreceksiniz. Burada iki boyutlu eskizler oluşturabilmem için gerekli komutlar sıralanmış durumda. Komutların tamamına panellerin isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Örneğin create oluşturma komutlarına tıkladığımda line'dan işte ölçülendirmeye kadar bütün komutları görüyorum. Üst tarafta bu komutların kısa yollarını göreceksiniz. Fakat sınırlı sayıda kısa yollar var. Siz sık kullandığınız komutları üst tarafa ekleyebilirsiniz. Kısa yol olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin rectangle komutunu ribbon şeridine şerit menüye eklemek istersem ilgili komuta geldikten sonra sağ tarafında çıkan 3 noktaya tıklayarak pin to toolbar seçeneğini aktifleştirerek bu komutu bu şerit üzerine ekleyebilirim. Aynı zamanda istemediğiniz bir komut olursa bu komuta sol tık tuşu ile basılı tutarak o ekrandan kaldırabilirsiniz. Komutların yerlerini değiştirebilirsiniz. Sık kullandığınız komutlar için oldukça önemli, oldukça kullanışlı bir çalışma. Aynı zamanda bütün komutların şerit menü üzerinde yığılmamış olması da görsel açıdan arayüzü sadeleştirmesi bakımından benim oldukça hoşuma gidiyor. Şimdi create komutları altından line komutuyla başlayalım. Line komutunu seçtiğimde hemen fare imlecinin sağ alt tarafında place first point yazısını görüyorum. Benden başlangıç noktasını seçmemi istiyor. Herhangi bir noktayı seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki farklı kutucuk var ekranda. Bunlardan bir tanesi uzunluk değeri, bir tanesi açı değeri. Bu değerler arasında tab tuşuyla geçiş yapabiliyorum. Hemen ESC'nin genelde iki altında bulunan tab tuşuyla geçiş yapabiliyorum. Örneğin 100 mm'lik bir çizgi çizelim ve Enter tuşuyla komuttan çıkalım. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu şekilde ilk noktayı ve ikinci noktayı belirledikten sonra line komutu çalışmaya devam ediyor. Fakat ikinci noktayı belirledikten sonra alt tarafta bir tik işareti göreceksiniz. Komuttan çıkmak için bu tik işaretini kullanabilirsiniz veya ESC tuşuna basabilirsiniz. Line tarafında söyleyecek başka bir şey yok. Rectangle tarafına geçebilirim. Rectangle tarafında 3 farklı komut, 3 farklı dikdörtgen oluşturma şekli, yöntemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 2 nokta seçerek dikdörtgen oluşturma komutumuz. Bu komutu şu şekilde kullanıyorum. Komutu çalıştırdım. Birinci noktayı seçiyorum ve daha sonra ikinci noktayı seçebilirim. Veya en ve boy değerlerini yine tab tuşu yardımıyla geçiş yaparak çalışmaya devam edebilirim. Burada Fusion 360'ın parametrik çalışma yapısından bahsetmiştim. Bu 2 günlük eğitimde parametrik çalışmaya çok fazla değinmeyeceğiz. Çünkü oldukça geniş bir konu. Ama temeli şu şekilde. Açılara, ölçülere isimler veriyoruz. Mesela buradaki açı A açısı olsun. A eşittir 50 mm diyorum. Ve daha sonra tab tuşuyla diğer uzunluğa geçiyorum. Ve bu açıyı parametrik, bu uzunluğu parametrik bir şekilde diğer uzunluğa bağlamak istiyorum. Diyorum ki buranın uzunluğu A çarpı 2 olsun. A'nın 2 katı olsun. Enter'a bastığımda işlem gerçekleşiyor. Şu şekilde. Yine rectangle komutlarından bir tanesi 3 nokta seçerek dikdörtgen oluşturma komutumuz. Burada 3 farklı nokta seçtikten sonra dikdörtgeni oluşturmak mümkün. Çok fazla vakit harcamak istemiyorum bu alanlarda. O yüzden hızlıca geçiyorum. En çok kullanacağım komut merkez noktasını seçerek dikdörtgen oluşturma komutudur. Merkez noktasını seçtikten sonra bu şekilde dikdörtgeni oluşturabiliriz ve en ve boy bilgilerini girerek istediğimiz ölçülere ayarlayabiliriz. Circle komutu, yine birden fazla circle komutumuz var. Şu şekilde açıklama yapmak istiyorum.
Hazırlık olarak. Bu arada line komutunun kısa yolu L tuşu, her programda olduğu gibi. Circle komutunu çalıştırıyorum. İlk circle, yani daire oluşturma komutumuz, merkez noktayı seçerek oluşturduğumuz komut. Şu şekilde merkez noktasını girdikten sonra bir çap değeri girmemiz gerekiyor. Klavyeden doğrudan girebiliriz. İkincisi, iki farklı nokta seçerek oluşturduğumuz komut. Gördüğünüz gibi birinci noktayı seçtim. İkinci noktayı seçerek ikinciyi oluşturuyorum. Üçüncü seçenekte üç farklı nokta seçerek oluşturuyoruz. Bir diğer seçenek tanjant. İki çizginin tanjant, yani teğet olacak şekilde bir çember çizme komutumuz. Bu komutu kullanırken iki farklı çizgi seçmemiz gerekiyor ve bu iki çizgiye teğet olacak şekilde dairemiz oluşuyor. Bir diğer komutumuz 3 3 tangent circle. Bu komut ile 3 farklı çizgi seçmemiz gerekiyor ve bu işlem sonucunda bu 3 çizgiye de teğet olacak çemberimiz oluşmuş oluyor. Yine arc komutlarımız mevcut. İlk arc komutumuzla beraber başlangıç, bitiş ve çap, yarı çap değeri girerek oluşturduğumuz arc komutu. İkinci arc komutu, merkez noktasını belirledikten sonra başlangıç ve bitiş noktalarını oluşturduğumuz arc komutu. Ve üçüncü komutta seçtiğimiz iki nokta arasındaki teğeti yakalayacak şekilde, hani hem soldaki çizgiye hem sağdaki çizgiye teğet olacak şekilde çizebildiğimiz arc komutu. Poligon oluşturma komutları arasında bahsetmek istediğim bir alan var. İlk seçim circumscribe poligon. İç teğet çembere göre poligon çizen, çokgen çizen komut. Gördüğünüz gibi iç teğet çember kullanılıyor. İkinci komut inscribe poligon. Dış teğet çembere göre çalışan poligon. Gördüğünüz gibi bu sefer teğet çemberim dışarıda ve yarı çap değerim çembere ve çokgenin köşesine denk geliyor. Bir önceki örnekte çokgenin kenarına tekabül ediyordu. Aynı zamanda burada iki farklı kutucuk göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi çap değeri, yarı çap değeri, diğeri de çokgen kenarı. Şu an 6 girilmiş. Mesela 5 desek beşgen çizeriz. Yine edge poligon kısmından kenar uzunluğu girerek poligon oluşturma çalışmaları yapabiliriz. Elips komutuyla elipsler oluşturmamız mümkün. Hemen çok kısa kullanalım. Merkez noktasını oluşturduk ve daha sonra istediğimiz değerlerde oluşturabiliyoruz. Yorumlar kısmına bir bakmak istiyorum. Bir şeyler geliyor. Müslüm Bey, hızlı ilerliyorum. Bunlar temel konular. Zaten temel eğitimdeyiz şu anda. İlerleyeceğim. Ama bunlar lazım. Devam ediyorum. Yine slot kama yayı oluşturmak için kullandığımız komutlardan bir tanesi. Farklı seçenekleri mevcut. Yine bunlar arasında mesela sonuncuyu inceleyelim. Merkez noktasını seçerek ve başlangıç ve bitiş noktasını oluşturarak seçerek oluşturduğumuz kama yayı. Bunun yanında çizimde noktalar ve yazılar ekleyerek de çalışmalar yapabiliyoruz. Bunun için point komutunu kullanıyoruz. Point komutu iki boyutlu eksenlerde noktalar eklemek için kullanılan komut. Text komutunu yazı eklemek için kullanıyoruz. Mirror komutu ile ilgili bir inceleme yapalım. Evet, bir tane örnek çizdim. Line komutunu tekrar çalıştırıyorum. Sağ tarafta Sketch Palette kısmında Construction komutunu görüyorum. Construction komutu ve Line aynı anda seçili. Construction komutu şu işe yarıyor. Çizmiş olduğunuz çizgileri referans çizgi, yardımcı çizgi olarak
görünmesini sağlıyor. Şu şekilde bir örnek verebilirim. Gördüğünüz gibi çizikli bir şekilde devam ediyor ve bu çizgiler tasarımda kullanılamayan, sadece referans olarak seçilebilen çizgiler. Mirror komutunu çalıştırıyorum. Mirror komutu ilk olarak benden objemi ve referans, yani aynalama yapılacak ekseni seçmemi istiyor. Objemi ve aynalama eksenini seçtikten sonra onay vererek aynalama işlemini gerçekleştiriyorum. Bir diğer komut dairesel dizileme komutu, circular pattern. Yine benzer bir örnek yapalım. Şu an construction çizgisi açık olduğu için istemediğim bir durum yaşandı. Onun için construction çizgisini kapattım. Tekrar bir daire çizdim. Ve bir merkez noktası alıyorum. Merkez noktasını aldıktan sonra circular pattern komutunu çalıştırıyorum. Dizilenecek objeyi seçtim. Merkez noktası olarak eklediğim noktayı seçiyorum. Ve burada quantity alanından kaç adet dizileme yapmak istediğinizi girebilirsiniz. Type kısmından da 360 derece mi yoksa farklı açılarda mı dizileme işlemini yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Rectangular pattern yine benzer şekilde çalışan bir komut. Bunun için bir daire daha çiziyorum. Komutumu çalıştırdım. Objeyi seçtikten sonra objenin üzerinde yatay ve dikey eksende bir ok göreceksiniz. Burada dizileme yönünü seçme şansınız var. Tam tersi yöne de götürebilirsiniz. Adet sayısını quantity kısmından değiştirebilirsiniz. Şu anda extent yöntemiyle dizileme işlemi gerçekleştiriyor. Extent ne demek? İlk malzeme ile son malzeme arasındaki ölçüye göre hizalama işlemi yapılıyor. Ben bunu iki parça arasındaki boşluğa göre yapmak istersem de spacing seçeneğini seçmem gerekir. Aynı şekilde dikey eksende de dizileme işlemi yapabilirim. Buradaki eleman sayısını arttırmak için de quantity tarafını değiştirmem gerekir. Evet, iki boyutta bahsedeceğim komutlar bu kadar. Sketch Dimension komutu ile ölçülendirme işlemlerini yapabiliyorum. Örneğin şu şekilde çalıştığımda 96.224 olarak milimetre olarak girildiğini görüyorum. Bu şekilde ölçülendirme yaparak iki defa tıklayarak parametrik çalışmalar yapmam da mümkün. Evet, create alanındaki komutlar, iki boyutlu oluşturma komutları bu kadar. Şimdi modify alanına gelelim. Hemen fillet komutuyla başlamak istiyorum. Bunun için bir dikdörtgen çizdim. Fillet komutu köşelere radius vermek için kullandığımız bir komut. Hemen radius vermek istediğimiz çizgileri seçiyoruz. Daha sonra bir radius değeri, yarıçap değeri girmemiz gerekiyor. Birden fazla işlemi aynı anda yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, birden fazla kenarı aynı anda seçtiyseniz bu bütün kenarlara aynı ölçüde radiuslar verileceğidir. Trim komutuna geçmek istiyorum. Şu şekilde bir çizgimiz olsun. Trim komutunu çalıştırıyorum. Burada iki çizgi arasında kalan uzunlukları, çizgileri kesmek için trim komutunu kullanabilirim. Tam tersi, extend komutuyla birlikte bu çizgileri bir sonraki çizgiyle kesişime kadar uzatma şansım var. Trimle tam zıt mantıkta çalışıyor. Diğer noktalarla kesişim noktalarına kadar çizgileri uzatmak için kullanabilirim. Break komutu, kesişen iki çizgiyi bölmek için kullanılan komut. Bu çizgi eskiden tek bir parçaydı. Şu an iki farklı parça olarak girilmiş durumda. Sketch Scale komutu çizimin ölçeğini değiştirmek için kullanılan bir komut. Çizimi seçtim. Başlangıç noktasını seçtikten sonra bir büyütme, ölçeklendirme faktörü girmem gerekiyor. Bildiğiniz gibi birden küçük değerler küçültmek için, birden büyük değerler ise büyütmek için kullanılan değerler. Offset komutu yine bildiğiniz gibi offsetleme için kullanılan bir komut. Dışarı veya içeri doğru offsetleme yapmanız mümkün. Buradan değer vererek de offsetleme yapabilirsiniz. Move copy komutu
taşıma ve kopyalama işlemlerini aynı anda gerçekleştirdiğim bir komut. Doğrudan parçayı seçerek bir taşıma noktası belirledikten sonra taşıma işlemlerini yapabilirsiniz veya kopyalayarak da yapabilirsiniz. Kopyalayarak yap seçeneğini aktifleştirdiğinizde ilk parçanın orijinal hali olduğu yerde kalacaktır. İkinci parça kopya olarak taşınacaktır. Hemen yorumlar tarafına tekrar gidiyorum. Müslüm Bey, bu konular temel konular ve oldukça önemli konular. Ve şu anda oluşturma ve düzenleme komutlarını bitirdik. Constraint tarafına geçiyorum. Constraint tarafı özellikle parametrik çalışmalarda oldukça önemli komutlardır. Yani bir günde generative design tasarlayabilir hale gelemeyiz. Constraint ile devam ediyorum. Önemli konulardır constraint konuları. Constraint konularını genişlettiğimde şu şekilde bir menüyle karşılaşıyorum ve ilk komutum horizontal yani vertical komutları, yataylaştırma ve dikeyleştirme komutları. Burada çizgiler yataya veya dikeye yakın olan çizgileri tam olarak paralel hale getirmek için kullandığım bir komut. Şu şekilde çalışıyor. Mesela bu çizgi dikey eksene daha yakın olduğu için komutla beraber bu çizgiye tıkladığımda bu çizgi dikeye paralel hale getirilecektir. Burada arasında bağlantı olmuş. Tekrar yapalım. Şu şekilde yatay eksene yakın bir komut çizgi oluşturuyorum. ESC ile komuttan çıktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi yatay eksene yakın olduğu için yatay eksene paralel hale getirildi. Bu çizgi ise dikey eksene paralel yakın olduğu için hangi eksene yakınsa o eksene paralel hale getiriliyor. İkincisi coincident komutu. Bir noktayı diğer noktaya taşımak için kullanabileceğim bir komut. Şu şekilde bir line çiziyorum. Daha sonra tekrar bir line çiziyorum. Enter ile komuttan çıktım. Coincident komutunu çalıştırdığımda şu şekilde noktaları seçerek taşıma işlemlerini yapabilirim. Tangent komutu teğetleştirme olarak ifade edebilirim. Bu komutu anlatmak için bir çember çiziyorum. Daha sonra tekrar bir line çiziyorum. Ve tangent komutunu çalıştırdığımda bu iki objeyi seçtiğimde bu iki obje birbirine teğet olacak şekilde hizalanacaklar. Equal eşit hale getirme komutu şu şekilde çalışıyor. Birbirinden farklı iki tane çember çizdim ve bu iki çemberin birbiriyle aynı eş olmasını istiyorsam equal komutunu kullanıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi ikisi eş hale geliyor. Fakat gördüğünüz gibi büyük olan çember küçük olana benzedi. Ben tam tersi durumu isteseydim şu şekilde çalışmam gerekiyordu. Geri aldım CTRL-Z ile. Yukarıda bir kilit işareti görüyorsunuz. Fix komutu. Aynı zamanda Constraints menüsünden de ulaşabilirim. Fix, Unfix komutunu çalıştırıyorum. Ve büyük olan çemberi sabitliyorum. Daha sonra Equal komutunu tekrar kullandığımda bu sefer küçük olan çemberin büyük olana benzediğini göreceğim. Bir diğer komut paralel komutu. Paralel olmayan iki çizgiyi birbirine paralel hale getirmek için kullanılan komut. Şu şekilde çalıştırabiliriz. Perpendicular yine aynı şekilde çalışıyor. Birbirine dik olmayan iki farklı çizgiyi seçtiğinizde birbirine dik olacak şekilde ayarlanıyor bunlar. Midpoint yine taşıma komutlarından bir tanesi. İki farklı obje düşünelim. Bir tanesi line olsun, bir tanesi çember olsun. Çemberi, midpoint'i seçtikten sonra çemberi ve line'ı seçtiğinizde çemberi line'ın tam orta noktasına taşıyan komutlardan bir tanesi. Şu şekilde gösterelim. Midpoint özelliğini çalıştırıyorum. Şu şekilde alttaki tek parça olarak çizildiği için seçiyorum ve tam orta noktaya taşındı. Eğer ben hareket edenin çember olmasını istemiyorsam,
taşınanın çizgi olmasını istiyorsam çemberi kilitlemem gerekirdi. Konsantrik, eş merkezli olmayan iki çemberi eş merkezli yapmaya yarayan komut şu şekilde çalışıyor. Yine daha önce söylediğim gibi çemberlerden bir tanesinin sabit kalmasını istiyorsanız fix ile sabitlememiz gerekir. Bunlar parametrik çalışmanın temelleri. Çok sık kullanılan komutlardır. Dikkat edelim. Sormak istediğiniz bir konu olursa seve seve cevaplarım. Collinear komutu eş merkezli ya aynı doğrultuda olmayan iki çizgiyi aynı doğrultuya getirmek için kullanılıyor. Simetri komutu şu şekilde çalışıyor. Biraz mirror komutuna benziyor. Fakat mirror komutundan farkı şu. Ben referans çizgi çiziyorum tekrar. Sol taraftaki çemberle sağ taraftaki çemberi bu ortadaki line çizgisine göre simetrik hale getirecek. İlk önce malzemeleri seçiyorum ve daha sonra düzlemi seçiyorum, ekseni seçiyorum ve gördüğünüz gibi ikisi birbirine simetrik hale geldi. Bu şurada işe yarıyor. Mirror komutunda sadece bir tane çemberiniz var ve bunu öbür tarafa aynalamak istiyorsunuz. O zaman kullanıyorsunuz. Simetri tarafında ise iki farklı çemberiniz var. Bunların boyutları birbirine eş olsun istiyorsunuz ve aynı uzaklıkta simetrik olsun istiyorsunuz. O zaman kullanıyorsunuz. Curvature komutu şu işe yarıyor. Mesela spline'ları kullanalım. Yine constrain komutu açık kaldığı için referans çizgi olarak çizdi. Bu durum istemediğim bir durum. Mesela birinci spline'ımı çizdim. Daha sonra tekrar bir spline çiziyorum. Ve enter tuşuna basıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir sertlik var. Bir köşe var. Bu köşeyi yumuşatmak için curvature komutunu kullanabiliriz. Şu şekilde çalışıyor. Seçtiğimde gördüğünüz gibi bu iki çizgi sanki birbirinin devamıymış gibi devam ediyor. Evet, constraint komutlarım da bu kadar. Finish sketch diyerek sketch'ten çıkıyorum. Şimdi Fusion 360'da 3 boyutlu katı modeller oluşturabilmek için 2 boyutlu eskizlere ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik. İşin 2 boyutlu kısmını hallettik. Şimdi bu 2 boyutlu komutlara göre 3 boyutlu modellerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için yeni bir çalışma açıyorum. Yeni bir tasarım dosyası açıyorum. Ve tekrar bir sketch oluşturarak 2 boyutlu bir eskiz çiziyorum. Rectangle, merkez noktasından bir rectangle oluşturdum. Sketch'ten çıkıyorum, eskizden çıkıyorum. Create butonu altında katı model haline getirmek için kullanabileceğim komutlar mevcut. Bunlar şu şekilde sıralanıyor. İlk komutumuz Extrude. Extrude komutu bir kapalı profile ihtiyaç duyuyor. Bir de arayüz üzerinden girmeniz gereken değerler var. Şu an Extrude komutunu çalıştırdığımda ekranda bir tane kapalı profil olduğu için otomatik olarak seçti. Eğer birden fazla olsaydı benim manuel olarak bu hangi profili katı model haline getirmek istiyorsam seçim yapmam gerekirdi. Hemen orta taraftaki ok yardımıyla bunları yukarı doğru çekerek katı model haline getirebilirim. Yine dimension kutucuğu üzerinden bir uzunluk değeri vererek yine katı model haline getirebilirim. Aynı uzunluk değerini iletişim kutusu üzerinden distance ile de ayarlayabilirim. Burada şu şekilde seçenekler var. Şu anda seçtiğimiz yüzeyden tek bir yönlü olarak katı model haline getirme işlemini yaptık. Bunu iki tarafa doğru da gidecek şekilde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bu sefer iki farklı uzunluk ölçüsü girmeniz gerekecek. Veya simetrik olarak yapabiliriz. Mesela iki tarafa da işte 55 birim gitsin deme şansınız var. Tek taraflı yapacağım. Bunun yanında start tarafında şöyle seçenekler var. Profil plane kısmın seçeneği seçili olursa seçtiğiniz profilden yukarı doğru katı model haline getirme işlemini yapar. Offset plane'i seçerseniz seçtiğiniz düzlemden belirli bir öteleme değeri girerek o değerden başlamasını sağlayabilirsiniz. Mesela 5 birim öteleyelim. Gördüğünüz gibi seçtiğim düzlemden 5 birim 5 milimetre daha yukarıda başladı katı model haline getirme işlemini.
Taper kısmından katı model haline getirdiğim bu malzemelere açılar vermem mümkün. Pozitif değerler verdiğimde malzemem genişleyecek. Negatif değerler verdiğimde de daralacaktır. Alt tarafta operation kısmı var. Operation kısmı oldukça önemli bir bölüm. Şimdi benim katı model haline getirdiğim bu parça bir başka katı modele temas ediyorsa ben bu iki katı modeli join komutu yardımıyla tek parça haline getirebilirim. Veya cut modeli yardımıyla yeni oluşturduğum katı modelin var olan katı modeli kesmesini sağlayabilirim. Intersect komutu yardımıyla bu iki parçanın kesişimlerini katı model olarak alabilirim. NavBody yardımıyla yeni oluşturduğum bu parçayı parça olarak kaydedebilirim. NavComponent komutu yardımıyla da bu çizdiğim parçayı montaj elemanı olarak kullanabilirim. Şu an için NavBody olarak seçelim ve onay verelim. Model ağacından bahsetmiştim. Model ağacı tarafında eskizlerinizi görüyorsunuz. Şu anda bir tane eskiz kullandım. Bodies kısmında da oluşturduğunuz parçaları görüyorsunuz. Şunu unutmamak lazım. Bodies komutu ile birlikte elde ettiğiniz parçaları montajlarda kullanamazsınız. Bu parçaları montajlarda kullanabilmeniz için bu parçaların component yani bileşen olması gerekiyor. Bunu da az önceki gibi extrude komutu içerisinden new body değil de new components diyerek yapabiliriz. Veya bodies kısmında model ağacı kısmında bodies'e gelerek sağ tıklayarak create components from bodies yani parçalardan yeni bileşenler oluştur komutunu çalıştırarak da bu parçaları birer montaj elemanı haline getirebiliriz. Devam edelim. Şu şekilde devam etmek istiyorum. Sketch oluşturma komutunu yeniden çalıştırıyorum ve bu sefer çizmiş olduğum malzeme üzerinde bir düzlem seçeceğim. Şu şekilde seçtim. Ve daha sonra daire oluşturma komutunu çalıştırdım ve yüzeye ekledim. Finish Sketch diye çıkıyorum. Gördüğünüz gibi elemanımın üzerinde iki boyutlu bir sketch oluşturdum. Extrude komutunu tekrar çalıştırıyorum ve bu sefer profili seçmem gerekiyor. Seçtikten sonra dışarı doğru çekiyorum bu profili. Uzunluğu önemli değil. Operation kısmının otomatik olarak join yani iki malzemeyi birbirine ekle hale geldiğini görüyorum. Eğer ben bu komutu, bu unsuru tam tersi yönde çekseydim operation kısmının cut yani delik delme, kesme bu geometriyi diğer geometriden çıkar haline geldiğini görüyorum. Yine diğer seçeneklerden bir tanesi bu cut komutuyla delik delmek mümkün. Burada eğer onay verirsek şu anda ilk çizdiğimiz malzemenin içerisinde bir silindirik şekilde delik oluşacaktır. Intersect komutu ise bu iki parçanın kesişimini model olarak bize veren komut. Daha önce söylediğim gibi div body parça sıradan bir parça olan oluşturan komut. New component ise montaj elemanı olarak kullanmak istediğim parçaları oluşturduğum komut. Bunu da new body olarak seçiyorum ve join olarak ekliyorum. Şu şekilde diğer tarafa doğru baksın. Revolve komutu hakkında konuşalım. Şu şekilde açtığım sketchleri siliyorum. Daha sonra modelimi silmem gerekiyor. Ve yeni bir eskiz, diğer modelimi de silelim pardon. Yeni bir eskiz oluşturuyorum. Bir düzlem seçtim. Spline kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Onay verelim. Revolve komutu için kapalı bir geometriye ihtiyacım var. Kapalı geometriyi oluşturabilmek için line'lardan ve spline'lardan yararlanıyorum. Pardon.
Kapalı geometrimi elde ettikten sonra istediğim alana bir referans çizgi çizebilirim. Var olan eksen çizgisini kullanabilirim. Burada y eksenine tekabül ediyor. Veya doğrudan çizmiş olduğum modelin istediğim kenarını revolve komutu için kullanabilirim. Şu şekilde sketch'ten çıkıyorum ve revolve komutunu çalıştırıyorum. Kapalı profilim otomatik olarak seçildi. Bir eksen çizgisi seçmem gerekiyor. Bunun için hemen var olan eksen çizgisini seçtim ve döndürme komutum otomatik olarak oluşuyor. Burada daha önce söylediğim gibi eğer belirli bir bazı parçalarla birleşiyorsa join komutunu kullanabilirsiniz. Cut, intersect veya montaj elemanı haline getirme şansınız var. Şu anda ben 360 derece döndürdüm. Bunu yarım istediğiniz açılarda yapmanız da mümkün. Şu şekilde. Daha önce Fusion 360 ile bütün her şeyi aynı arayüz üzerinden yapabildiğinize bahsetmiştim. Mesela burada render almak istersek design kısmından render tarafına geçiyorum ve malzemenin renderlı halini görüyorum. Yine render butonu yardımıyla da daha kaliteli renderler almam, çıktı olarak render almam mümkün. Sweep komutuna geçelim. Yine çizmiş olduğum sketchleri ve eskizleri kapatıyorum. Yeni bir düzlem oluşturuyorum. Sweep komutu, süpürme komutu birbirine bir profil ve o profile dik bir yoldan oluşuyor. Şu şekilde düzlemlerden birini seçtikten sonra bir çember çiziyorum. Sketch'ten çıkıyorum. Şimdi bu çembere dik bir yol belirlemem gerekiyor. Line komutunu çalıştırdım. Yine merkez noktasından başlıyorum. Şu şekilde bir line çizdim ve finish sketch diyorum. Tekrar sweep komutunu çalıştırdıktan sonra profilimi seçiyorum ve daha sonra takip edeceği yolu seçmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi süpürme işlemini bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Taper kısmından dediğim gibi farklı değerler girerek malzemenin daralmasını veya genişlemesini sağlayabiliriz. Burada girdiğiniz değerler eğer fiziksel olarak oluşturulamayacak şekilde ise görüntü gelmeyecektir ekrana. Onlara dikkat etmek lazım. Mesela 2 olarak girersek şeklin kalınlaşarak devam ettiğini göreceğiz. Sweep komutu da bu şekilde çalışıyor. Loft komutuna geçelim hızlıca. Tekrar sketch oluşturacağım ama ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sketch oluştururken sessizden 3 tane düzlem arasından seçim yapmanızı istiyor. Fakat bu düzlemlere muhtaç değilsiniz. Farklı kendi düzlemlerinizi de oluşturabilirsiniz. Bunun için construct alanını kullanıyoruz. İlk kullanacağım komut offset plane komutu. Yani seçeceğim düzlemden belirli bir uzaklıkta yeni bir düzlem oluşturma komutu. Yatay ekseni seçtim. Offset komutunu seçtim. Yatay ekseni seçtikten sonra şu şekilde 250 birim, 250 milimetre yukarı alıyorum ve onay tuşuna basıyorum. Construct alanından offset plane komutunu tekrar çalıştırıyorum ve seçmiş olduğum düzlemi tekrar öteleyip 200 milimetre yukarı öteliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane düzlemim var. En alttaki düzlemden başlıyorum montaj tasarımına. Çember komutunu çalıştırdım. Çemberi çizdim ve çıkıyorum. Tekrar sketch oluşturma komutunu çalıştırdım. Ortadaki düzlemi seçtim. Şimdi benim bunun ilk çizdiğim çemberle aynı merkeze sahip bir çember daha çizmem gerekiyor. Çember komutunu çalıştırdığımda merkez noktasını yakalayamadığımı fark ediyorum. Burada merkez noktasını yakalayabilmek için bir işlem yapmam gerekiyor. Create sekmesi altından Project Include alanına giriyorum ve buradan Project komutunu çalıştırıyorum. Project komutu farklı düzlemlerde yer alan çizimlerin iz düşümlerini çalıştığımız düzleme aktarmak için kullanılıyor. Şimdi ben Project komutuyla beraber farklı düzlemde çizmiş olduğum dairenin merkez noktasını kendi düzlemime alacağım, iz düşümünü alacağım.
Bu komuta create alanından project komutu yardımıyla geldim. Şu şekilde merkez noktasını seçtim ve artık çember komutunu çalıştırdığımda merkez noktasını yakalayabiliyor oluyorum. Şu şekilde genişletiyorum ve finish sketch diyorum. Tekrar sketch komutunu çalıştırdım ve en üstteki yüzeyi seçiyorum. Aynı işlemi tekrar yapmam gerekiyor. Bu project include komutu önemli çünkü farklı düzlemlerde çizdiğiniz şekilleri referans alarak yeni çalışmalar yapmanız gerekebiliyor. O tür durumlarda project komutunu kullanıyoruz. Tekrar seçtikten sonra merkez noktasını seçiyorum ve tekrar bir çember çizdikten sonra finish sketch diyorum. Loft komutundaydık. Loft komutu için birden fazla profil, kapalı profil seçmem gerekiyor. Profilleri seçtikten sonra loft komutu bunları birleştirerek katı modeller haline getirmenizi sağlıyor. Burada şöyle farklılıklar var. Connected seçeneği bunu kendi teğet olacak şekilde bir birleştirme işlemi sağlıyor. Direction seçeneğini aktifleştirirseniz buradan birleşme yöntemlerini manipüle etmeniz mümkün. Geometrik olarak sağlanamayan şeyler yaparsanız çizim gerçekleşmeyecektir. Program hata verecektir. Bu şekilde çalışmalar yapmak mümkün. Loft komutuyla beraber. Rip komutuna gelelim. Rip komutu destek elemanları oluşturmak, feder oluşturmak için kullandığımız komut. Hemen düzlemlerimi de siliyorum. Ve yeni bir düzlem açıyorum. Şu şekilde yeni bir sketch açıyorum ve düzlem seçiyorum. Burada şöyle bir çalışma yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz yamuk bir şey çizdim. Horizontal, vertical constraint'lerini kullanarak burada çizimle ilgili düzenlemeleri anında yapabiliyorum. Onay verdim. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi profilimi hemen tanıdı. Ve şu şekilde katı model haline getiriyorum. Daha sonra bu oluşturmuş olduğum bileşenin tam orta noktasına bir çizgi çizmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi çizgi çizebilmek için benim düzlemlere ihtiyacım var. Düzlem oluşturabilmek için gördüğünüz gibi tam ortadan geçen bir düzlem yok. Construct yani ihtiyacım olan düzlemleri oluşturmak için de Construct komutunu kullanıyorum. Midplane komutunu kullanacağım. Midplane seçilen iki yüzey arasında tam orta noktasındaki düzlemi oluşturan komut. Düzlemlerden birini seçtim. Diğer kenarı seçiyorum ve tam orta noktada bir düzlem oluşuyor. Ben sketch komutunu çalıştırdıktan sonra bu noktayı seçerek tam ortada bir çizgi oluşturabiliyorum. Şu şekilde çektim ve finish sketch diyerek komuttan çıkıyorum. Çalışmam bu şekilde. Daha sonra rip komutuna geliyorum ve select kısmından curve olarak çizdiğim şekli çizgiyi seçiyorum. Burada bir kalınlık ve derinlik değeri girmem gerekiyor benden. İstiyor. Bu değerleri girdikten sonra gördüğünüz gibi destek elemanım kendiliğinden oluşmuş oluyor. Şu şekilde yönünü değiştirme şansım var. Çizginin sol tarafına, sağ tarafına devam etsin. Arkasına veya altına devam etsin. Simetrik olarak mı devam etsin yoksa tek yönlü mü devam etsin gibi seçenekleri mevcut. Rip komutundan sonra web komutuna geçelim. Web komutu da destek elemanı oluşturmak için kullandığım komut. Hemen hızlıca bakalım. Yeni bir sketch oluşturuyorum. Çizdiğim iki boyutlu geometriyi katı model haline getiriyorum. Daha sonra tekrar sketch komutunu çalıştırarak çizmiş olduğum component'ın üst tarafına yeni bir sketch açıyorum. Ve buraya yeni bir eskiz çiziyorum. İki boyutlu. Tekrar extrude komutunu çalıştırıyorum. Ve boşaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Onay verdim. Daha sonra tekrar
Sketch oluşturma komutundan iç taraftaki yüzeyi seçiyorum. Burada çizgiler oluşturmam gerekecek. Finish sketch diyerek çıkıyorum. Şu an ihtiyacım olan her şeye sahibim. Web komutu yardımıyla buradaki çizgileri seçerek destek elemanlarını kolayca oluşturabilirim. Derinlik değeri girmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradan ayarlamalar yaparak oldukça hızlı bir şekilde destek elemanlarını oluşturabilirsiniz sadece çizgiler kullanarak. Emboss komutuna gelelim. Emboss da yine kullanışlı komutlardan bir tanesi. Construct komutlarından offset plane'i çalıştırıyorum. Offset plane seçilen düzleme öteleme yaparak yeni bir düzlem oluşturma komutuydu. Var olan düzlemden 20 mm öteleme yaparak yeni bir düzlem oluşturdum. Bu düzleme yeni bir sketch açıyorum. Ve daha sonra bir text ekleyeceğim. Bu yüzeye text komutunu çalıştırdım. Şu şekilde ekliyorum. Boyut değişiklikleri yapabiliriz. Font değişiklikleri yapabiliriz. Onay veriyorum. Gördüğünüz gibi bir katı modelim var. Katı modelden 20 birim öteye bir yazı ekledim. Ve sketch'ten çıkıyorum. Create alanından emboss komutunu çalıştırıyorum. Burada benden bir profil seçmemi istiyor. Girmiş olduğum teksti seçtim. Bir yüzey seçmemi istiyor. Tasarlamış olduğum elemanı seçtim. Ve şu an 3 boyutlu olarak yazmış olduğum teksti bu elemana ekledi. Hemen şuradaki seçeneklerden ekleme veya boşaltma işlemlerini yapabiliriz. Ben buradan boşaltma olarak seçiyorum. Ve eklemiş olduğum yazı şu anda ekranda evet, boşaltma işlemi olarak gerçekleşti. Bir önceki seçenekte emboss olarak ekleseydim çıkıntı olarak eklenecekti. Bu şekilde yazıları veya geometrileri hangi geometri olduğu fark etmez. Bu şekilde modellerinize aktarabilirsiniz. Hole komutu delik oluşturmak için kullandığım bir komut. Komutu çalıştırdıktan sonra benden komutu deliği ekleyeceğim bir alan seçmemi istiyor. Ve daha sonra gerek buradaki değerlerden gerek doğrudan çizimin üzerinden bu delikle deliği manipüle edebiliyorum. Buradan yine delik tipi olarak havşalı veya konik havşalı, havşasız olarak seçimler yapmam mümkün. Delik tipini seçmem mümkün. Düz olarak mı gelsin yoksa açılı olarak mı gelsin? Uzunluk bilgilerini girebiliyorum. Delik oluşturma komutu için hole komutunu kullanıyoruz. Thread komutu ise diş açma komutu. Yüzeyi seçtikten sonra buradan seçeceğiniz standartlara göre size diş açma işlemini yapacak. Model seçeneğini seçerseniz bunu modelleyerek yapar. Seçmezseniz sadece görüntü olarak yapar. Şu anda modellenmiş halini görüyoruz. Şimdi 3 boyutlu katı modeller oluşturmak için sketch'lere ihtiyacımız var demiştim. Her zaman böyle değil. Fusion 360 üzerindeki spesifik elemanları doğrudan oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir kutu oluşturmak için doğrudan create alanından box komutunu çalıştırmanız yeterli. Doğrudan 3 boyutlu alanda bir merkez noktası ve uzunluk değerlerini girdikten sonra şu şekilde kutu oluşturmanız mümkün. Değerleri buradan girerek halledebiliyorsunuz. Aynı şekilde silindir oluşturmak için de sadece bir nokta seçmeniz yeterli. Bu şekilde doğrudan oluşturabiliyorsunuz. Normalde bir çember çizmem, daha sonra onu extrude etmem lazımdı. İşlemleri hızlıca halledebiliyorsunuz. Veya bir küre oluşturmak için yine bir merkez noktası seçtikten sonra çap değeri girebilirsiniz. Veya bir halka oluşturmak için yine merkez noktasını ve çap bilgilerini girdikten sonra halkayı oluşturabilirsiniz. Bu özellikleri inceleyerek daha hızlı çalışmalar yaparsınız. Aynı şekilde yay ve borulama için de Fusion 360'ı kullanabiliyoruz. Borulama yapabilmek için bir yol çizmem gerekiyor. Bir sketch oluşturuyorum bunun için.
Daha sonra şu şekilde bir yol çizdim. Finish sketch diyorum. Daha sonra pipe komutunu çalıştırıyorum ve benden bir yol seçmemi istiyor. Bu yolu seçtiğim anda borulama işlemim gerçekleşiyor. Borunun tipini buradan belirliyorum. Dairesel mi olsun, kare mi olsun, üçgen mi olsun belirlemem mümkün. İçi boş mu olsun, boş olacaksa kalınlığı ne kadar olsun, onları da bu alandan belirleme şansım var. Oldukça önemli bir konu çünkü borulama işlemlerini oldukça hızlandıran bir seçenek. Şu anda 3 boyutlu malzeme oluşturma tarafında benim söyleyeceklerim bu kadar. 2 boyutlu komutları inceledik, 3 boyuta geçtik. Bir 10 dakika ara vermek istiyorum. Aradan sonra modify komutlarıyla beraber oluşturmuş olduğumuz bu 3 boyutlu katı modellerde düzenleme komutlarını inceleyeceğiz.